insan kadına girebilir mi sizce? Yakışıklı mı aslında işin nuru çok fazla oluyor. Fakat sistemi insanlar bilmediği için normal bir akrabası, arkadaşı falan peşmeken o şekilde zannediyorlar. Değil yani. Çünkü ekran görüyorsun sen. Ekranda kimin ne olduğu. Zaman oynamalar oluyor. Onun da farkına varmıyor insanlar. Mesela diyor ki çarşamba günü seninle görüşeceğiz diyor. Ertesi gün çarşamba. Yani emin. Halbuki cuma günü olmuş oluyor. Gayet normal kaçıyor. Ya diyor çarşamba yani yok diyor cuma diyor. Ha pardon diyor ya benim kafamda o zaman bir şey var diyor. Ne kadar dikkatsiz adamım diyor. Halbuki zaman atlatması yapılıyor. Haberi bile yok. Yani zaman oynaması yapılır. Birçok şey, şahıslar değiştirir. Hiçbir şeye farkına varmaz insanlar. Ekrandaki varlıkların birçoğunu bilemezsiniz siz. Yaşlı bir nene zannedersiniz, yaşlı bir insan zannedersiniz. Sürekli onların içerisinde hareket halindeler. O yüzden farkına varılmıyor. Ama yani ikinci bir şey daha var. O da madde olmaktan çıkarsa bir insan, o zaman alenen bağlantı kurabilir. Yani gerçek görüntülerle bağlantıya geçebilir. Ama onda da o insanın dışarıdaki görüntüsünden insanlar delirdiğini zanneder. Yani meczup görüntüsü olur. O yüzden riskli. Yani yanında biri olması lazım öyle bir şey olması için. Yani onu ondan çıkaracak birisi olması lazım. Çünkü ölmüş oluyor ama bakar konuşur. Fakat ölü oluyor. Başka boyuta geçmiş oluyor. Dönmesi için yanında birisinin olması lazım. Yani iyi bilen bir mürşidin olması lazım. Mesela Cibril, Hazreti Meryem düzgün bir erkek görünümünde geliyor. Bilemez insanlar. İbrahim'e de geliyorlar. Hatta tartışıyor onlarla. Yani öyle zannedildiği gibi olmuyor. Mesela hepsini öldüreceğiz biz diyor geldiğinde. Muhtemelen onları derin devlet elemanı gibi falan da görmüş olabilir. Hazreti İbrahim tartışma nedir? Melek olduğuna kani olsa öyle bir şey olmaz. Biz meleğiz demiyorlar zaten. Biz bunları infaz etmeye geldik diyorlar. Yani böyle bu işleri bilen öldürecek insan çünkü onlara yalvarıyor diyor ki bak orada Lut var, karısı var onları ayırt edemezsiniz diyor. Yani hepsini katledeceğiz diyorlar. Yani kitle katliamı yapacağız diyorlar. İbrahim anlamıyor kitle katliamı yapılacağını söyleyince. Yani kılıçtan geçirerek veya bir şekilde yakarak falan bir şekilde tahrip edileceklerini düşünüyor. Bilmiyor yani. Meryem de bilmiyor. Senden Allah'a sığınırım diyor. Yani adam kötülük yapacak zannediyor Meryem. Yine anlamıyor Cebrail olduğunu. Öyle zannedildiği gibi olmaz. Normal insan görünümünde olur melekler. Ve mantık olarak da onu bulamaz insanlar. Yani melek olduğunun mantığını yakalayamaz.